29. lem'a, 1. bab, Subhanallah'a dair 3 fasıldır. 1. fasıl, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sen her kusurdan ve el dalaletin efkar-ı batılasından münezzehsin. Sen öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki, sema yıldızlarının ve güneşlerinin ve aylarının kelimeleriyle ve bütün bunlardaki hikmet remizleriyle, dünya seması bulutlarının ve gök gürültüsünün ve şimşeklerin ve yağmurların kelimeleriyle ve bütün bunlardaki faydaların işaretiyle, yeryüzü, madenlerinin ve nebatlarının ve ağaçlarının ve hayvanatının kelimeleriyle ve bütün bunlardaki intizamatın delaletiyle, nebat ve ağaçlar ise yapraklar ve çiçekler ve meyveler kelimatıyla ve bütün bunların muhtaç zevil hayata menfaatlerinin tasrihatıyla, çiçekler ve meyveler ise tohumlarının ve kanatçıklarının ve çekirdeklerinin ve onlardaki acayip sanatın kelimatıyla, çekirdekler ve tohumlar ise bil müşahede sümbüllerinin lisanıyla ve habbeciklerinin kelimeleriyle, her bir nebat ise tomurcuklarının inkişafı sırasında müzeyyen çiçeklerinin ve muntazam sümbüllerinin ağzıyla yavrularının tebessümü hengamında gayet vazı ve zahir bir surette görüldüğü gibi, ölçülü tohumlarının ve intizamlı habbeciklerinin kelimeleriyle, şekillerinin ve o şekiller içindeki renklerinin ve o renkler içindeki tatlarının ve o tatmaklar içindeki güzel kokularının ve o güzel kokular içindeki nakışlarının ve o nakış içindeki ziynetinin ve o ziynet içindeki boyasının ve o boya içindeki sanatın ve o sanat içindeki tevziin ve o tevzin içindeki tanzimin ve o tanzim içindeki mizanın ve o mizan içindeki nizamın lisanıyla seni hamdinle tesbih ederler. Haşiye 12 perde, perde üstünde, bürhan, bürhan içinde, delil, delil içinde, bir çiçekten muhtelif nagamat ve mütenevvi lemaatla nakkaş-ı ezeliyi kalbe gösteriyor, aklın gözünü baktırıyor. O nebatlardan her biri, çiçeklerinin zarif gözlerinden ve sümbüllerinin tazecik dişlerinden takattur eden ve senin kendini kullarına tanıtıp sevdiren taarruf ve teveddüdünün cilvelerindeki lemaattan tereşşüh eden bir tarifle, senin tecelliyat sıfatını tavsif, cilve-i esmanı tarif ve teveddüdünü tefsir eder. Sen her kusurdan münezzehsin, ey vedud ve ey maruf. Sanatın ne kadar güzel, ne kadar süslü, ne kadar mükemmeldir senin. Sen her türlü kusurdan münezzeh, öyle bir Zat-ı Zülcemal'sin ki, bütün ağaçlar, tomurcuklarının açması ve çiçeklerinin inkişafı, yapraklarının tezayüdü, meyvelerinin olgunlaşıp, dallarının ellerinde masum çocuklar gibi oynaşması engamında, kereminle yeşillenen yapraklarının ve lütfunla tebessüm eden çiçeklerinin ve rahmetinle gülen meyvelerinin ağzıyla, acayip-i hılkat içindeki kesret-i tenevvüün ve o kesret-i tenevvü içindeki muhtelif etlerinin ve o muhtelif etlerdeki şekillerin ve o şekillerdeki renklerin ve o renkler içindeki güzel kokuların ve o güzel kokular içindeki ayrı ayrı tatların ve o tatlar içindeki nakışların ve o nakışlar içindeki ziynetlerin ve o ziynetlerdeki boyaların ve o boyalar içindeki sanatın ve o sanat içindeki tevziin ve o tevzin içindeki tanzimin ve o tanzim içindeki mizanın ve o mizan içindeki nizamın lisanıyla seni hamdinle tesbih eder. Haşiye bu 15 delil delil içinde, bürhan bürhan içinde Sani-i Zülcelal'e işaret ediyor. Bütün o ağaçlar senin kendini mahlukatına yakından tanıtan ve sevdiren tahabbub ve taarrufunun cilvelerindeki lem'alardan tereşşuh eden ve onların ağızlarından damlayan katrelerle senin sıfatını tavsif, esmanı tarif ve mahluatına tahabbub ve taarrufunu tefsir ederler. Öyle ki güya çiçek açmış her bir ağaç güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki o kaside Fatır-ı Zülcelal'in medayih-i bahiresini inşa edip şairane lisan-ı hal ile söylüyor. Veyahut o çiçek açmış her bir ağaç, binler bakar ve baktırır gözlerini açmış,
Tâsâni Zülcelal'in neşir ve teşhir olunan acayip sanatını bir iki gözle değil, belki binler gözlerle baksın, ta ehli dikkati öyle baktırsın. Veyahut o çiçek açan her bir ağaç, umumi bayram olan baharın içindeki hususi bayramında ve resmi geçit misal bir anda, yeşillenmiş azalarını en süslü müzeyyenatla süslemiş, ta ki onun Sultan-ı Zülcelal'i ona ihsan ettiği hedayayı ve letaifi ve asar-ı nuraniyesini müşahede etsin. Hem meşheri sanat-ı ilahiye olan zemin yüzünde ve bahar mevsiminde murassaat-ı rahmetini enzar-ı halka teşhir etsin ve şecerin hikmet-i hılkatini beşere ilan etsin. Sen her kusurdan münezzehsin. İhsanın ne güzeldir senin, beyanın ne kadar aşikar, bürhanın ne kadar bahir, zahir ve münevverdir. Sen her kusurdan münezzehsin. Ne kadar aciptir sanatın senin. Hikmetlerinin delaletiyle ışığın parlaması senin tenvirin ve senin teşhirin nedir? Rüzgarın dalgalanması hususan ses naklindeki vazifelerinin sırrıyla senin tasrifin ve tavzifin nedir? Faydalarının işaretiyle nehirlerin çağlaması senin tedbirin ve tesirin nedir? Taşların ve madenlerin süslenmesi hususan ses ve muhaberatın naklindeki hassa ve menfaatlarının remziyle senin tedbirin ve tasvirin nedir? Çiçeklerin acayip hikmetle tebessümü senin tahsinin ve tezyinin nedir? Faydalarının delaletiyle meyvelerin süslenmesi senin inamın ve ikramın nedir? Şerait-i hayatlarındaki intizamın işaretiyle kuşların ötüşmeleri senin onları birbiriyle anlaştırman ve konuşturman mıdır? Faydalarının şehadetiyle yağmur damlalarının ihtizazı senin tenzilin ve takdirin nedir? Harekatındaki hikmetlerin şehadetiyle ayların hareketi senin takdirin, tedbirin, tedbir ve tenvirin nedir? Sen her türlü kusurdan münezzehsin. Ne mürevverdir bürhanın, ne aşikardır saltanatın senin. İkinci fasıl, sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Senin senanı ben ifade edemem, kemal sıfatlarını saymakla bitiremem. Sen ancak Furkan'ın da kendi zatını sena ettiğin gibi ve senin izniyle Habibinin seni sena ettiği gibi ve senin intakınla bütün masnuatının seni sena ettiği gibi bir Zat-ı Zülcelal'sin. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir marifetle seni tanıyamadık. Ey bütün masnuatındaki mucizatıyla ve bütün mahlukatının tavsifatıyla ve bütün mevcudatının tarifatıyla ancak tarif edilen maruf. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir zikirle seni zikredemedik. Ey bütün mahlukatının lisanıyla ve kitab-ı kainatın kelimeleri olan bütün mevcudatın nefisleriyle ve mahlukatın olan bütün zevli hayatın hayatlarıyla sana sundukları tahiyyelerle ve bütün ağaç ve nebatların ihtizazla zikretmekte olan bütün mevzun yapraklarıyla zikredilen meşgur. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz senin hak şükrünü eda edemedik. Ey herkesin gözü önündeki bütün ihsanatının senalarıyla ve kainat çarşısındaki bütün inamatının ilanatıyla ve enzar mahlukat önündeki rahmet ve nimetinin bütün manzum meyveleriyle ve bütün ağaç ve nebatların dallarına dizilmiş bütün mevzun ve muntazam çiçek ve salkımların tahmidatıyla şükür ve senası okunan meşkur. Sen her kusurdan münezzehsin. Şanın ne büyük, bürhanın ne müzeyyen, ne kadar zahir ve bahirdir senin. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir ibadetle kulluk edemedik. Ey bütün melaikenin ve bütün zevil hayatın ve bütün anasır ve mahlukatın kemal-i itaat ve imtisal ve intizam ve ittifak ve iştiyakla ettikleri bütün ibadetlerin merciği olan mabud. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir tesbihatla seni tesbih ve tenzih edemedik.
Ey kendisini hamd ile tesbih etmeyen, hiçbir varlık bulunmayan ve yedi gök ve yer ve içindekiler tarafından tesbih edilen zat, sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Gök ve yer, bütün mahlukatının bütün tesbihatıyla ve bütün mahlukatının bütün tahmidatıyla seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Yer ve gök, bütün peygamberlerinin ve bütün velilerinin ve bütün meleklerinin salat ve selamın onlar üzerine olsun. Bütün tesbihatıyla seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Kainat Habib-i Ekremi'nin aleyhissalatü vesselam bütün tesbihatıyla ve Resul-i Azam'ının bütün tahmidatıyla efdal-i salavat ve etem-i teslimatın onlar üzerine olsun, seni hamdinle tesbih eder. Sen her kusurdan münezzehsin. Öyle bir zat-ı zülcelalsin ki Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın tesbihatının sadalarıyla bu kainat seni hamd ile tesbih eder. Evet, tesbihatının sadalarıyla asırları dalga dalga ve milletleri bölük bölük çınlatan O'dur. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihat sadalarını kıyamet gününe kadar kainatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında daim kıl. Sen her kusurdan münezzeh öyle bir zat-ı zülcelalsin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın asar şeriatıyla dünya seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, dünyayı kıyamet gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyanetiyle dünyayı kıyamet gününe kadar müzeyyen kıl. Sen her kusurdan münezzeh öyle bir zat-ı zülcelalsin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla dünya senin azamet-i kudretinin arşı altında bir sacit olarak seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, dünyayı kıyamet ve diriliş gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla, bütün aktarıyla hep böyle konuştur. Sen her kusurdan münezzeh öyle bir zat-ı zülcelalsin ki her yerde ve her zamanda bütün mümin erkekler ve bütün mümin kadınlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatının sadalarıyla kıyamet gününe kadar hep böyle konuştur. Üçüncü fasıl. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O vahid-i ahad ki zıddan, nidden, şerikten pâk ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O kadir-i ezeli ki kendine mu'in ve vezir edinmekten pâk ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O kadim-i ezeli ki sonradan vücuda gelen ve zeval bulup giden mevcudata müşabehetten pak ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O vacibül vücut ki nazir-i mümteni, ondan başka her şeyin varlığı ve yokluğu müsavi, kendisi ise mümkinatın mahiyetleri icabı olan kusurlardan pâk ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Zat-ı Zülcelal ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işiten semî ve her şeyi hakkıyla gören basîrdir. Ve kasır ve hatalı vehimlerin her türlü tasavvuratından pâk ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O Zat-ı Zülcelal ki göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O kudreti her şeye galip olan aziz ve hikmeti her şeyi kuşatan hakimdir. Ve nakız ve batıl akidelerin her türlü tavsifatından pâk ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O kadir-i mutlak ki acizden ve ihtiyaçtan pâk, beri ve müstağnidir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Onun zatında ve sıfatında ve efalinde kusurdan ve noksandan pâk ve beri olduğuna kainatın kemalatı şahittir. Çünkü kainatta kemal ve cemal namına ne varsa
hass-ı sadıkla ve kat'i burhanlarla ve vazıh delillerle sabittir ki, o kemal ve cemalin hepsi, o münezzeh zatın kemaline nispetle bir zayıf gölgeden ibarettir. Zira tenvir ancak nuraniden gelir, başka türlü olamaz. Aynaların faniliğine ve mazharların seyyaliyetine rağmen cemal ve kemalin devam etmesi bunu gösterdiği gibi, azım-ı beşerden meşrepleri muhtelif, keşfiyatları müttefik, pek büyük bir cemaatın icma ve ittifakıyla da sabittir ki, kainattaki kemalat, zat-ı vacib-i vücudun envar-ı kemalinin bir gölgesidir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O ezeli, ebedi ve sermedi zat-ı zülcelal ki, sonradan vücuda gelip teceddüt ve tekamüle tabi olan mevcudatın nazımı olan tagayyür ve tebeddülden pak ve beridir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O Halık-ı Kevn ve Mekan ki, kesif ve kesir ve mukayyet ve mahdut olan maddi varlıkların lazımı olan tahayyüz ve tecezziden pak ve beridir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O kadim-i baki ki, hudus ve zevalden pak ve beridir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O vacibül vücut ki, doğurmak ve doğurulmaktan, başka varlıkların vücuduna girmek ve onlarla birleşmekten, hasr ve tahdit edilmekten, kendisine yakışmayan ve vücubu vücuduna münasip düşmeyen ve ezeliyet ve ebediyetine muvafık olmayan şeylerden pak ve beridir. Onun celali pek yücedir ve ondan başka ilah yoktur.